Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Esasen bugün sizlere 3-4 tane kısa kısa haber vereceğim. Ardından özel bir konu işleyeceğim. Hazreti Osman'ın kılıncındaki büyük sır, Türk mührü, kayı boyu damgası. Şimdi kısa kısa dünyadan derleyip toparladığım haberler, ardından özel konu. İran tarihinde ilk defa yörüngeye uydu gönderdi. Yerli ve milli İran uydusunu yaklaşık yerküreden 425 km yukarıda yörüngeye yerleştirmiş oldu. Bu gerçekten başarılı bir adım. Kendi imkanlarıyla ürettiği uyduyu, kendi imkanlarıyla ürettiği fırlatma aracıyla beraber uzaya göndermiş oldu. Bakalım Amerika'nın buna tepkisi ne olacak? Burada esasen olay uydu değil. Burada uyduyu uzaya gönderecek olan fırlatma rampasını üretmiş olmaları. İran bu şekilde füzelerinin menzillerini 5000 kilometreye kadar çıkarabilir. Rus askerlerinden bir fotoğraf. Rus askerleri Şam'da Seyyide Zeynep Türbesi'nde namazda. Evet, Rusya Suriye'ye esasen Müslüman kökenli Rus askerlerini göndermekte. Bu askerler de büyük ihtimal Dağıstanlı veya Çeçendir veya farklı bir Türk topluluğundan askerlerdir. Tarihte olduğu gibi yine karşımıza Müslümanları çıkarıyorlar, yine karşımıza Müslüman askerleri çıkarıyorlar. Amerika'da petrol tankerleri, onlarca petrol tankeri, belki de yüzlerce petrol tankeri denizde, açıklarda bekliyor. Tıka basa petrol doldurulmuş şekilde bekliyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Amerikan petrolü sıfır değerinin altına düşmüştü, eksilere düşmüştü. Niçin? Çünkü çıkan petrolü depolayacak yer kalmadı. Çıkan petrol satılmıyor, alıcısı yok. Depolar da doldu, fiyat ne oldu? Otomatikman eksilere düştü. Tarihte ilk defa. Bu görüntüler bir filmden değil, bu görüntüler yaşanıyor ve gerçek. İnanılmaz günlerden geçiyoruz, inanılmaz bir tarih işleniyor. Hafter Venezuela'ya tıbbi yardım göndermiş. Allah Allah, işe bak. Hafter devlet olmuş da, Hafter başkan olmuş da Venezuela'ya yardımda bulunuyor, tıbbi yardımda bulunuyor. Bunu da Venezuela makamları kabul ediyor. Maduro, ne yapıyorsun? Biz sana uç beyi diyoruz. Yoksa bundan senin haberin yok mu? Fotoğrafları görüyorsunuz. Hafter'in özel jetiyle Venezuela'ya getirilmiş olunan yardımlar. Yoksa başka bir işler mi dönüyor? Yoksa Rusya Hafter üzerinden Venezuela'ya farklı bir adımlar mı atıyor? Yoksa Venezuela üzerinden Hafter'e farklı yardımlar mı gidiyor bu jet aracılığıyla? Hani yardım getirdim geri gidiyorum gibisinden. Belki de içi doldurulmuştur jet, geri Hafter'e gitmiştir. Bilemeyeceğim, iddialar bu yönde. Venezuela, Maduro, aman ha, aman. Dün biliyorsunuz 24 Nisan'dı. Dün sözde Ermeni soykırımı olarak dünyada birçok ülkede kabul görüyor. Bunu da bizim içimizdeki sözde bizden olanlar fakat bizden olmayanlar kalkıp bunu anıyorlar. Sözde Ermeni soykırımını anıyorlar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Anadolu'nun dört bir tarafından temsilciler gider. Ve 24 Nisan'da ise sözde Ermeni soykırımı yaşanır. Bunu da hala anan bazı partilerden bazıları var. Siz biliyorsunuz onları. Bugün sizlere özel bir konu işleyeceğim. Bugün sizlere Hazreti Osman'ın kılıcının üzerindeki büyük sırrı, kılıcın üzerinde bulunan Türk mührünü, kayı boyu damgasını işleyeceğiz. Kılıç üzerinde bulunan Türk mührü, kayı boyu damgası ile ilgili ilginç detaylar, ilginç bilgiler ve iddiaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun videoya dostlar. Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler bölümünde muhafaza edilen bir kılıç. Burayı ziyaret eden herkesin gördüğü Kutsal Emanetler olarak adlandırılan Hazreti Osman'ın, dört büyük halifeden biri, Hazreti Osman'ın kılıcı. Ben Topkapı Sarayı'nı defaatle ziyaret ettiğim halde, defaatle Kutsal Emanetler bölümünde Hazreti Osman'ın kılıcını gördüğüm halde, kılıç üzerinde bulunan kayı boyu damgası olan, şimdiki güncel harflerle söylediğimizde, I, Y, I şekillerinin, simgelerinin bulunduğu bir mühür, bir damga. Bu damga esasen benim bugüne kadar hiç dikkatimi çekmemişti. Ama öyle bir damga Hazreti Osman'ın kılıcının üzerinde varmış meğerse. Yeni fark ediyoruz, yeni görüyoruz. Belki daha önce gören dostlar vardır. Çok ilginç bir detay, çok büyük bir sır esasen. Peki Hazreti Osman'ın kılıcının üzerinde Türk mührü, kayı boyu damgasının ne işi var? İşte bu sorunun cevabı oldukça ilginç.
Bu kılıç her şeyden önce Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra Mekke ve Medine'den getirilen kutsal emanetlerden değil. Çok daha önceleri, hatta Osmanlı Devleti kurulmadan önce Türklerin elinde olan bir kılıç. Daha doğrusu Şeyh Edebali'nin elindedir. Hazreti Osman'ın kılıcının Şeyh Edebali'nin elinde ne işi var? O zaman en başa dönmemiz lazım. Sizlere olayı en başından beri bugünlere kadar anlatmak ve aktarmak istiyorum. 500'lü yıllarda Akhun İmparatorluğu içinde Oğuzların kayboyundan olan ve kendilerine Süreyici kavmi, Süreyici kabilesi denilen bir kavim bulunmaktaydı. Bu kavim daha sonra çeşitli sebeplerle Arabistan'a gelir ve Mekke'ye yerleşir. Bu Süreyici Türk aşireti, Türk kabilesinin içindeki ustalar çok iyi kılıç yaparlardı. Bu kılıç ustalıkları sayesinde Mekke'de ve Medine'de büyük bir ün ve şöhret kazanırlar. Tabii Mekke'de bu kadar ün kazandıktan sonra Süreyici kavminin başındaki Osman bin Talha Kabe'nin muhafızlığına getirilir. Osman bin Talha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi fethettikten sonra da Kabe'nin muhafızlığını sürdürür. Tabii ilk başlarda Kabe fethedildiğinde Hazreti Ali tarafından Kabe'nin anahtarı Osman bin Talha'nın elinden alınmak istenir. Fakat Peygamber Efendimiz'e gelen İşi ehline veriniz ayeti kerimesinden sonra anahtar tekrardan geri Osman bin Talha'ya teslim edilir. Osman bin Talha bu işe çok şaşırır. Ya Ali, anahtarı benden aldın, Hazreti Muhammed'e götürüyordun, geri getirdin bana verdin. Bunun sebebi nedir diye sorar. Hazreti Ali keremallahu veçhe şöyle der. Ya Osman, Peygamber Efendimiz'e işi ehline teslim ediniz diye vahiy geldi. Bu bağlamda anahtarı sana geri veriyoruz. O sıralar Osman bin Talha hala müşriktir. Kelime-i şehadet getirip Müslüman olmamıştır. Bu yaşanan olaydan sonra Osman bin Talha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerekten kelime-i şehadet getirir ve Müslüman olur. Türk aşireti olan Süreyici aşireti bu andan sonra Müslümanlığa geçiş yapar. Süreyici aşiretinin başı Osman bin Talha, 4 halife zamanında da görevine devam eder. Netice itibariyle Osman bin Talha, Orta Asyalı bir Türk kavminin soyundandır ve o Süreyici aşiretinin lideridir. Peki burada neyi demek istiyorum? Şu sevgili dostlar, burada anlatmak istediğim Kabe'nin anahtarı, Allah'ın emri Peygamber Efendimiz'in tatbikiyle ve Hazreti Ali'nin bizzat elinden Osman bin Talha'ya verilmesiyle Kabe'nin muhafızlığını Türkler üstlenmiştir. Bunun manası Kabe'nin anahtarları, Kabe'nin muhafızlığı kıyamete kadar Türklerindir inşallah. Süreycilerden kılıç ustası Ubeydullah. Bu kılıç ustası ayrıyeten Osman bin Talha'nın da babasıdır. Kılıç ustası Ubeydullah Hazreti Osman'a bir kılıç yaparak üzerine ayetler döşer, bu kılıncı hediye eder. Tabii kılıncın üzerine Türk mührü, kayboyu damgasını da vurmayı ihmal etmez. Bu adeta ustanın eserine attığı bir imzadır. Daha sonra bilindiği üzere Hazreti Osman bir ayaklanma sonucu şehit edilir. Kabe'nin muhafızı Osman bin Talha bu kılıncı alaraktan Hazreti Ali'ye hediye eder. Kılıç böylece Hazreti Ali tarafından muhafaza edilir. Sonra bu kılıç 12 imama geçer, 12 imam tarafından muhafaza edilir. Biliyorsunuz 12 imamın içinde Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan da bulunmakta. Peygamber Efendimizin torunları. 12 imamdan Ali Er-Rıza bu kılıcı talebesi olan Beyazıt Bestami'ye hediye eder. Beyazıt Bestami eliyle artık kılıç sufiler denilen İslam alimlerinin elindedir. Bu kılıç devir teslimleri devir ede ede Türk dünyasının en büyük, en bilinen alimlerinden Hoca Ahmet Yesevi'nin eline kadar ulaşır. Hoca Ahmet Yesevi de bu kılıcı talebesi olan Şeyh Edebali'ye hediye eder. Şimdi olay burada daha da netleşmeye başlar. Şeyh Edebali, Türk dünyasını, İslam dünyasını ayağa kaldıracak lider ışığını Ataman Bey'de görür. Ataman Bey'in ismi sonradan Osman Bey olur. Yani Hazreti Osman'ın kılıcı Ataman Bey'e verilmelidir. Fakat bu kılıç devir teslim edilirken Ataman Bey'e bir isim gerekli. Bu isim ancak ve ancak kılıcın esas sahibi büyük şahsiyetin, büyük zatın adıdır. Yani Osman. Böylece Ataman Bey, Kayı aşiretinde Arap ismi taşıyan ilk insan ve Osmanlı'nın ilk hükümdarı olur. Ataman Bey oldu, Osman Bey. Kayı boyunun o zamanki isimlerine baktığımızda bir tane bile Arap ismi bulunmamakta. Osman Bey, Hazreti Osman'ın kılıncını taşıma ve sonraki gelen nesillere aktarma görevini böylece üstlenmiş olur. Ayrıca Şeyh Edebali, Osman Bey'in kayınpederidir.
Evet, üzerinde kayı boyunun damgası bulunan Hazreti Osman'ın kılıncının kısaca hikayesi bu. Şeyh Edebali kılıcı Ataman Bey'e teslim ederken bizzat "Bundan sonra senin adın Osman'dır. Soyun bu isimle anılsın." demiştir. Ve Hazreti Osman'ın kılıncının mana sırlarını söyleyerek Ataman Bey'e, Osman Bey'e teslim etmiştir. Sanıldığı gibi bu kılıç Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra Mekke ve Medine'den getirilerek kutsal emanetlerde yerini almamıştır. Bu kılıcı bizzat Türk sahabesi Ubeydullah yapmıştır ve Hazreti Osman'a hediye etmiştir. Topkapı Sarayı'na gidip kutsal emanetler bölümünde Hazreti Osman'ın kılıncını ziyaret ettiğinizde kayı boyu işaretine özellikle dikkat edin. Çıplak gözle görülen kayı boyu işaretinin ustası kayı boyundan bir Türk. Atamanın Osman ismini alması bu kılınç sırrı iledir. Kayı boyunun kılıncı Mekke'de dövülmüş, Hazreti Osman'a hediye edilmiş. Hazreti Osman'dan Şeyh Edebali'ye, Şeyh Edebali'den Osman Bey'e kadar intikal etmiştir. Yani tekrar kayı boyuna ait olduğu yere dönmüştür kılınç. Türkler aynı zamanda Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'nin sırrı mücibince hiçbir şekilde hiçbir zaman puta tapmamıştır. Hazreti Ali de puta tapmamıştır. Sanıldığı gibi Türkler şaman olmamışlardır ve hiçbir zaman putlara tapmamışlardır. Türkler var olduklarından beri tek Tengri, tek Allah inancına sahip olmuşlardır. Orhun yazıtlarında öğrendiğimize göre Türkler Allah'ın en büyük kudret olduğuna, yeri göğü yarattığına, yeri göğü yeşerttiğine inanır ve diriltenin ve öldürenin Tengri, Allah olduğuna inanmışlardır. Türk peygamberler konusunu da ayrıca bir videoda sizlere işlemek istiyorum sevgili dostlar. Yüce Allah İslam'ın sancakları Türk milletini, Türk devletini, Türk ordusunu her daim muzaffer kılsın. Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.